Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine harika bir konuğum var. İmkansızını başlatan, hatta imkansızını başaran ve tamamen mobiliteyle başaran harika bir insan. Evet, Müge bugün konuğumuz. Ne haber Müge, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl keyifler? İyi, nasıl olsun? Antrenman yapamıyorsun bu aralar. Yapamıyorum. Çok ama, mutsuzum. Ama bambaşka bir nedenden dolayı. Senin evet. İmkansızını başlattığın hareketten dolayı bambaşka bir neden. Evet. Hepimizin o da başımıza gelecek bir evet. şey. Her koşucunun başına gelecek bir şey. Onu da biraz sonra anlatacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi sen uzun zamanlardan beri koşuyordun zaten. Evet. Evet, Kadıköy'desin. Vallahi evet. komşuyuz zaten. Şu anda Özgürlük Parkı'ndayız. Evet. Koşuda karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Senin koşu geçmişin benden daha eski. Benim bildiğim kadarıyla. Biraz o geçmişinden bir bahsetsene. Şöyle, ben çocukluğumdan beri koşuyorum. Babam koşardı. Hı-hı. Böyle hobi olarak. İşten sonra koşardı. Ben onunla böyle belli bir mesafeyi birlikte giderdim. Evet. O beni geri gönderdi. O daha fazla koşardı. Öyle bir şey vardı aramızda. Hı-hı. Oralardan böyle başlayan bir alışkanlık diyeyim. Sonra kendimi buldum hep böyle koşarken. İşte üniversitede koştum. Orada burada. Böyle 2014-15'te ciddi hı hı. koşmaya başladım. Her gün antrenman yapmaya başladım. Kendi kendime ama her gün 10 kilometre koşuyordum diye bir şeyim vardı, takıntım. 10 kilometreyi çok seviyordum yani böyle. Koşmayı seviyordun işte, mobiliteyi seviyordun. Kesinlikle yani koşmak bir böyle özgür ve bütün dertlerimi unuttuğum, bütün her şeyi böyle resetlediğim bir yerdi benim için. 2014'te ilk yarışımı koştum. Hı hı. Bu Nike'ın kadınlar koşusu vardı. Evet evet, ben gittim oraya, ben vardım evet, orada. O benim ilk koşumdu. Benim de ilk vloglarımdan biriydi zaten. Evet, çok acayip eğlenceliydi yani. Böyle bir o ilk silahla çıkış falan. Aynen, böyle binlerce, 3000 kişi, 5000 kişi. Acayip eğlenceliydi. Hı hı. Ve ben o yarışı mesela çok, tabii ilk defa bir yarışa yazılmıştım ve hiçbir altyapım yok, hiçbir ona göre bir antrenmanım yok ve tersine koşacağımızı zannediyordum. Yani sonunda yokuş yukarı koşacağımızı zannediyordum. Hatta önceki gün kit almaya giderken böyle çok yorgundum, işten geliyordum. Yokuş yukarı çıkıyordum, ben bunu koşamam deyip falan ağlayıp zırladım ben böyle. Stres yaptım tabii. Meğersem ama sonunda aşağı yukarı aynen koşuyormuşuz. Öyle, aynen öyle. Ben tabii sonunda çıkacağız diye böyle biraz daha ağırdan koştum. Yani rahat enerji, koştum enerji, yani. Böyle enerji full koşmadım, böyle rahat koştum. Enerji sonra lazım diye. Bir baktım yokuş aşağı gidiyoruz. Bir bastım ben böyle herkes. Orada en az 100 kişi geçtim ben böyle. Düşenler falan vardı. Hatta ben böyle ciddi bir hızla gittim. Fena değil. O zaman ilk 28 dakikada mı? 26 dakikada mı ne koştum? Fena süper. Da değmiş yani. O kadar aynen. yavaş koştum dediğime rağmen. Aynen. Sonra o ilk koşumdu. Sonra da Adana Yarım Maraton ilk yarışımdı aslında. Hı-hı. 2015 Ocak'ta. 2015 Ocak'ta gittin Adana'da. Mis gibi Adana'da da çok zaten çok keyifli bir ortam. Evet. Sadece yarış için değil. İşte bizim mobilitenin en güzel kattıkları şeylerden biri. Değişik memleketler görüyoruz açıkçası. Evet. Ya ben hayatımda Adana'ya gider miydim sorusunun cevabını koşuyla buldum açıkçası. Koşu olmasaydı ben oraya gitmezdim muhtemelen. Evet. Bunun gibi bir sürü yer var. Koşu aslında kesinlikle. Bize bunları da katılıyor. Kesinlikle. Sonrasında senin başına talihsiz bir olay geldi. Evet. Evet. Asıl işte mobilitemi tam böyle full gaz giderken önümü kesen böyle yani kesmeye hı-hı. çalışan diyeyim. Ama Adana'dan yani. Sonra bir sürü koştun sen daha evet, devam evet, ettin. Evet evet yani benim önümü kesmeye çalıştı en azından öyle diyeyim. Durdurmaya aynen. çalıştı ama durduramadı. Aynen. 2016'da kanser teşhisi kondu. Hı-hı. Meme kanseri. Rutin kontrollere giderken hem de. Kendi kendime dedim ki 35 yaşından sonra benim kontrole gitmem gerekiyor. Nereden hissettiysem aslında normalde 40'tır. Normal bir şey hissetmedin ama sen. Evet, yani direkt yok. Bir kontrol. Ben artık 35 yaşındayım, kontrole gitmem hı-hı. gerekiyor dedim. İlk gittiğimde bir takım kitleler vardı, iyi huylu dendi. 6 ayda bir kontrol dendi. 6 ay sonra gittiğimde bir tanesi iyi görünmüyordu hı-hı. artık. Ha, büyümüş ve şeklini bozmuş. Ardından hemen biyopsi ve teşhis kondu. Sonra da hızlı bir tedavi süreci başladı. Hı-hı. Yaklaşık 9 ay yoğun bir tedavi sürdü. Epey uzun bir süre. Evet. Önce ameliyat oldum, sonra hı-hı. kemoterapi gördüm, sonra radyoterapi gördüm. İşte hepsi birlikte 9 aylık bir paket. Paket bir ultramaraton. Öyle ultramaraton oldu yani benim için. Ama ben koşmaya devam ettim. Öyle bir onu şey diyecektim işte. İşte olay burada başlıyor. Sen mobilitene devam ettin. Evet. Çünkü aslında kanser için en büyük silahlardan biri bu hareket etmek değil mi? Evet, evet. Yani hareket etmek, vücudunun hareketli kalması, kasları aktif tutmak, dolaşımı aktif tutmak tedavi başarısı için önemli. Hı hı. Yan etkileri yönetmek için önemli. Ya çünkü spor yaptığında aslında vücut sürekli kendini yeniliyor. Yani evet. oksijen taşıyor. Terliyor bütün... mesela toksinleri aynen. atıyor, kasları çalıştırıyor, kasları koruyor. Mesela kanser tedavisinde en çok
olan şey kilo kaybıdır. O hı-hı. kilo kaybı da kas dokusunun kaybıdır aslında. Hı-hı. Evet, hareketsiz kaldığın için. Yağ değil, kas kaybedersin. Ve kas ne kadar kaybedersen tedavi başarın o kadar kötü olur. Hı-hı. O yüzden o kasları korumak aslında çok elzem. Ki kemoterapi kasları zayıflatıyor zaten. Hı-hı. Hani tedavi ve aldığın tedavi zayıflatıyor. O yüzden onları aktif tutarsan sadece koruyabilirsin. Hı-hı. Tutmazsan kaybedersin. Aynen. Ben de mutlaka kaybettim. Ama olabildiğince tuttum. Yan etki mesela bir takım nöropatik ağrı diye bir şey var. Yani kemoterapi yapıyor bunu. Sinir uçların hı-hı. acıyor ve gerçekten acıyor ayaklarında, ellerinde. Ama hareket ettiğimde bu etki hep kayboldu. Bunu yani kendim fark ettim. Yani. Evet, başlıyorsa bile böyle hafif hissediyordum. Koşuyordum ve sonra yok oluyordu. Yani hı-hı. onunla kontrol edebildim. Su içemiyor hiçbir kemoterapi hastası. Terleyince su içebiliyorsun. Hı-hı. Aynen. Ki su çok önemli tedavide. Psikolojin düzeliyor bir kere. Yani hastasın, çok hastasın çünkü. Hı-hı. Yani ciddi hastasın. Tabii yani. Ve hiç bilmediğiniz bir halsizlik. Hiç bilmediğiniz bir halsizlik. Kapıya kadar gidiyorsun, kapıyı açıyorsun. Yanında oturup dinlenmen gerekiyor. Fakat hareket ettiğinde enerji üretiyor vücudun. Yani hı-hı. o yüzden aslında daha fazla enerjin oluyor. Hep aynen, tüketilir aynen. zannediliyor ama aslında üretiyorsun. Ve aslında şöyle de bir durum var. Vücut aslında mutluluk hormonu da üretiyor. Kesinlikle. Yani en büyük şeylerinden bu. Özellikle sen daha öncelerinde spor yapıyorsan, bir anda kesersen, ki biz bunları genelde sezon aralarında falan yaşarız. Ben sezon arasında depresyona girerim. Çünkü bir anda hayatımdan spor alınır, gider. Ve senin de hayatında öyle oldu. Ve evet. Ama sen ona izin vermedin. Yok, hayır. Yani benim doktora gittiğimde tek sorum şu oluyordu. Hep ben ne zaman koşabilirim? Yani cerrahi operasyon yapılacak. Cerrah bana sorun var mı diyor. Ben ne zaman koşabilirim diyorum. Tamam mı? Bakıyor bana böyle. Ne diyor bu yani? Kanser teşhisi almış. Ameliyat olacak. Sorusu bu mu yani? Hani soru bu olabilir mi? Evet, soru bu. Çünkü benim için o önemliydi yani. Benim sağlıklı hissetmem için onu bilmem lazımdı. Zaten ameliyattan önceki gün gittim koştum. Çok güzel bir koşuydu mesela o. İnanılmaz keyif alıp koştum yani. Böyle stresimi de attım. Tamam. Tadını da çıkarttım. Hani ağrısız koşabildiğim son koşuydu o belli bir süre boyunca. Ameliyattan 3 gün sonra koşabilirsin belki demişti. 3 gün sonra falan koşamadım tabii. O ayrı mesele. Adam o benim. Belki seni biraz daha mutlu biraz etmek daha, için evet, o motivasyon şey, yani verdi üç, yani. 3 gün sonra mı? Öyle bir şey. Ama orada anca ben doktora gidebildim. Ama bir hafta sonra koştum diyeyim. Kemoterapide de aynı şekilde. Orada da koştum yani. Ve zaten esas başarıların kemoterapiden sonra gelmeye başladı değil mi koşudaki? Yo, öncesinde de vardı. Var mıydı? Öncesinde de vardı hep kürsüler de. Ben bu kadar hızlı bir kürsü yapacağımı düşünmüyordum. Yani o hızı bu kadar hemen tedaviden sonra yakalayabileceğimi veya mesafemi hemen arttırabileceğimi hiç düşünmüyordum. Çok kafada bir şey olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani benim için o kadar önemliydi ki o tedaviyi ben bir koşuyla bitirmek istedim. Doktorumdan çok özel izin aldım. Lütfen diye yalvardım. Lütfen lütfen 10 kilometre koşacağım sadece diye. İzin verdi. Tabii benim böyle koşacağımı düşünmüyordu, bu ayrı mesele. Her şeyi doktora danışıyordum. Yani hiçbir şeyde spor yaparken, yani kanser tedavisinde doktora danışmadan hareket etmiyordum. Yani mutlaka o soru oluyordu. Bazen hayır dedi çünkü. Bazen tamam. Tabii. Yarım saat dedi. Yani işte bazen yavaş çok iyi hissedebilirsin diye. Ama vücudundaki durumlar öyle yani olmayabilir. Benim yani. Vücudumu zorlayacağımı biliyorlardı. O yüzden de onun frenlemesi önemliydi yani. Kendi kendime, çünkü ben çok zorlayabilirdim. Yani insan kendini tanıyor olması lazım. Çünkü kemoterapide bir tık aşağısını yapıyorsun. Yani bir tık daha yavaş, bir tık daha az. Ben her gün koşarken, her gün en az 10K koşarken diyelim. Ben işte 2 günde bir 5K koştum. Hani öyle bir yarıya düşürme gibi bir şey yaptım. Performans antrenmanı yapmıyorsun öyle bir tedavide. Yani tabii, kesin. Yani. Çünkü önünde daha performansı ve vücudun performansını ölecek daha sıkıntılı bir durum var. Evet. Vücuda biraz da onu şeyi bırakmak kesinlikle lazım. Sen sadece burada evet bu hareketlendirmeyi yapıyorsun vücudundaki ve mental olarak aslında bu işi yenmek değil mi? Evet, evet. Yani bu da senin aslında sporla bu olay daha rahat oluyor. Yani ben koşarken hasta hissetmiyordum o kadar. Yani bak o kadar hasta değildim diyordum kendi kendime. Çok somut diyebiliyorsun o zaman kendine. Başka sevdiğin aktiviteleri de yapıyorsun. İşte ne bileyim resim yapmak gibi. Mutlaka o tip
aktiviteler de çok önemli. Fakat vücuda çok somut, ben iyiyim diyemiyorsun o hareketlerle. Hı hı. Ama spor yaparken vücut kendini sağlıklı hissediyor. Yani tümüyle hasta değilsin zaten, orada belli bir yer hasta. Belli bir ilaç seni hasta ediyor ama tümüyle sen hasta değilsin ki. Aynen öyle. Yani sağlıklı çalışan taraftan var. Vücudun onu hatırlaması, beynin de hatırlaması anlamına geliyor. O yüzden çok somut bir şey veriyor insana. Ve gerçekten daha iyi hissediyorum. En iyi hissettiğim an da o anlar. Hani hı hı. Zor muydu? Evet, çok zordu. Normale göre koşmaktan çok daha zordu. Ama iyi hissettiğim tek anlardan biri onlardı yani. Aynen, günü kurtarıyordu. Süper. Yani 2016'da mevzu başladı. 2017-2018'de hafifledi artık. Bitti mi? Evet. 2017'de bitti tedavi. 2018'de tekrardan bir ameliyat oldum. Hı-hı. Koruyucu mastektomi dediğimiz meme dokusunun tamamen hı-hı. alınmasını yaptım. Orada da bir tabii ki öncesi sonrası ameliyat ve özellikle o bölgeyi aldığın zaman çok tekrar açman, kolu tekrar kullanmaya başlaman hı-hı. çok ciddi zaman alıyor. Orada da çok yüzdüm mesela. Hmm. Yüzme orada çok faydalı. Evet, kemoterapide daha, yüzemiyorsun, radyoterapide yüzemiyorsun. İzin vermiyorlar. Havuzda en azından tehlikeli izin vermiyorlar. Çünkü. Evet. Herhalde ondan dolayı. Denize veriyorlar ama havuz, klor, işte enfeksiyon kapabilirsin bir kere. Ona kesinlikle istemiyorlar ama denize doktor izin verebiliyor bazı hı-hı. zamanlarda. Ama mastektomiden sonra o yaralar iyileşince yüzebildim bol bol. Hı-hı. O da bütün bu mesela şöyle kapalıydı yani bunu tekrardan açmak, şöyle kollarını böyle yapmak bile çok ciddi tamam. antrenman gerektiriyor o zaman. Tabii bunların hepsi işte yavaş yavaş vücuda alıştır. Nasıl antrenmanlara koşuya da ilk başladığın zaman sıfırdan başladığın gibi şimdi sen de yeni bir hayata, yeni bir vücutla başlıyorsun evet, aslında. Günlük antrenman yapmaya devam etmek gerekiyor. Aynen. Yapmayınca bu iş kendi kendine düzelmiyor çünkü. Hı-hı. En büyük silahın bu. Zaten sen bununla ilgili de bir internet sayfası oluşturdun sanırım. Evet. Yani arkadaşlar oraya da girin bakın, aşağı yazıyorum şu anda. Ondan biraz bahsetsene. Kanserli Aktif aha. internet sitesinin adı. Amaç tamamen benim yaptığım şeyi duyurmak, insanları buna yap, yani buna heveslendirmek, özendirmek. Hı hı. Birilerin bunu görüp ya evet yapılabilir bu demesi. Çünkü çok da bilgimiz yok. Genelde kanser tedavisinde böyle bir şeyin yapılamayacağına inanılır. Hatta mesela benim gibi meme ameliyatından sonra ben şınav çekiyorum mesela. Hı hı. Barfix çekiyorum. Tabii ki kontrollü. Ama bunun yapılabileceğini bilmiyor. İnsanlar bana şunu soruyor. Ya bunu yapmamız izin var mı ki diyor. Hı hı. Evet var. Tabii ki var. Çünkü onların da doktoruna biraz sorması aklına gelmemiş. Gelmiyor. Hı. Doktorların da söylemek aklına tamam. gelmiyor. Tamam. Böyle bir konsept de çok fazla yok. Veya doktor hareket et diyor mesela ama kimse nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Çünkü önceden spor yapmadıysa hı hı. hele ne yapacağını zaten bilmiyor. Aynen. Birden kanser hastası veya kanseri geçirmiş bir insana diyorsun ki sen hareket et. Ya işte yürü. Yürümeyi sevmiyorsan mesela kalıyorum ben tıkanıp. Tamam. Ama bir sürü spor aktiviteleri var, zevkli, hoşuna gidebilecek, yapabileceği. Birkaç spor yasak. Ben mesela hala boks yapma izni alamadım. Çok yalvardım ya. Doktorum şey dedi, Müge hiç öyle bir soru almadım hayatımda dedi yani. İlginç sorulara devam. İşte port takılı, burada direkt kemoterapi vermek için bir alet takıyorlar kemoterapide. Her seferinde kolundan vermek için çünkü zehir veriyorlar ve damarlarını ve oradaki dokuyu yakabiliyorlar. O yüzden direkt buradan bir plastik bir giriş yapıyorlar. Direkt senin ana toplar damarına bağlı kalbinin. Ciddi bir operasyon o da. Tuhaf bir operasyon bu arada. Mesela oraya darbe gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla kemoterapi sırasında mesela o port bir de sonra da takılı bir iki sene daha bırakıyorlar onu. Hı-hı. Tenis gibi sporlara izin vermiyorlar. Çünkü darbe gelebilir. Futbol oynamana izin vermiyor çünkü top oraya gelebilir. Hı-hı. Koşmakta sakınca yok ama bazı sporlara izin vermiyorlar. Hı-hı. Yani dövüş sporu, işte tenis, futbol gibi darbe alabileceğin sporlar yok. Aynen. Fakat başka bir türlü sporlar var yapılabilecek. İnsanların bunu keşfetmesini istiyorum. Biraz elinden tutmak istiyorum. Birbirimizin elinden tutalım istiyorum. Bunu yapan var, şunu yapan var, bunu yapan var. Bir de böyle bir şey var, deneyelim şey var diyen var. Yani bu hasta olmakla da alakalı değil. Normal hayatta zaten aktif olmak lazım değil mi? Evet kesinlikle. Yani illa hasta oldun diye aktif olmak değil. Yani normal bir insanın mobilitesini zaten yapıyor olması evet. lazım. Yani esas hayat o zaman keyfi çıkıyor evet, yani. Şöyle bir şey de var. Kanserle ilgili spesifik konuşursak hareket etmek, düzenli spor yapmak kanseri
önleyen bir faktördür. Hmm. Ha ben spor yapıyordum, kanser oldum. Buna ne diyorsun dersen? Evet, ama belki çok daha erken olacaktım. Belki çok daha hızlı gelişecekti. Belki sonucu böyle belki iyi olmayacaktı. Belki genetikte bir şey olabilir. Öyle genetik bir şeyler de var. Ama şu var, hani hiç spor yapmıyor olsaydım daha şanssız daha, olacaktım. Tabii. Doktorum beni ilk gördüğünde şunu dedi. Müge dedi, sporcu olduğun için şanslısın dedi. Hem tedavin daha başarılı olacak dedi, hem de yan etkilerin daha az olacak dedi. İyi ki spor yapıyorsun. Çünkü vücudun kuvvetli, vücudunun kasları aktif, hareketli. Aynen. Sırf kasa sahip olmak da değil çünkü orada. Aynen, çünkü vücut daha rahat orada savaşabiliyor. Bir savaş mobil var yani, olması dediğin gibi. Yani mobil, yani hareketli bir vücut, kaslı bir vücutla alakası yok. Yani illa çok kaslısındır ama hareketsizsindir. O değil istedikleri. Düzenli hareket eden, düzenli mobil olan insanlar ve bunu sürdürmek tedavide. Tedavi sonrasında da çok çok önemli. Tekrar kas gücünü kazanman. Çünkü bayağı daha kuvvetsiz oluyorsun. Sonra tekrarlama riskini azaltman. Mesela bende meme kanseri var. Yağ dokusu östrojen salgılıyor ve bu istenmiyor vücutta. Dolayısıyla yağlı da olmamam gerekiyor. Zaten o da var. Kemik erimem var şimdiden tedaviden dolayı. Hareket etmezsem, spor yapmazsam kemik erimem çok felaket olacak. Kasları kuvvetlendirmen lazım. Kasları ki o kemiklere yardımcı olman lazım. Yani vücudun darbe alması lazım ki kemikteki kalsiyum kalsın. Böyle bir sürü konu var. O yüzden aslında zannettiğimizden çok daha önemli bu konu. Fakat bilmiyoruz. Biz sadece yediğimize dikkat ederek iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Bunun bu kadar etkili olduğunu ve aslında tedavinin bir parçası olduğunu bilmiyoruz. Toplum olarak bilmiyoruz. Yani ben de içine düşmeseydim kanser tedavisinde bu kadar önemli olacağını bilemezdim. Tabii, yani sporu biliyordum ama kanserde ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Biraz o bilgileri de aktarmak amacım. Ve bir platform oluşturmak amacım. Ve zaten o farkındalığı yavaş yavaş önce hastanede yapmaya başlamışsın galiba, değil mi? Hastanede evet bayağı yaptım. Deli geliyor gene diye. İşte ilk psikolog gelmişti odama. İlk kemoterapide şeyi soruyorlar, işte hayat amacın nedir? Biraz daha hani öteyi gör diye. Senin hayat amacın nedir diye sormuşlardı. Ben de şey dedim, ultramaraton koşmak dedim. Likya'ya dedim. O zaman o sene daha hala Likya çok etaplı vardı. Ha, o seneden sonra bir daha yapılmadı. O yüzden ben onu koşamadım. Onu hala koşmak onu hedefim yani. Bir tek onun için çok etaplı. Yani kız bana şey gibi baktı, uzaylı gibi baktı. Yani böyle bir şey hedef nasıl olabilir diye. Doktorlar da gittikçe evet ya bu çok önemli, bu çok önemli. Radyoterapistim mesela şey dedi, Müge dedi, ben dedi hep her gün ben radyoterapiye şöyle gidiyordum. Her gün gidiyorsun çünkü. Çok felaket. Her gün gidiyorsun yani böyle. Spor kıyafetlerimle gidiyordum, radyoterapimi alıyordum, oradan koşmaya gidiyordum. Ve her gün, yok o gün Belgrad'da koşayım, o gün sahilde koşayım diye bir de orayı düşünüyorum ben. Kaç kilometre koşsam falan, çünkü gittikçe de daha iyi hissediyordum. O yüzden radyoterapiye gitmiyordum, ben zaten koşuya gidiyordum. Koşuyor. Yol üstünde radyoterapiye uğruyordum, psikolojime çok iyi geldi. O da dedi ki, Müge dedi, senin bu yaptığın dedi sana çok normal geliyor. Evet, normal. Fakat dedim, biz bunu yaptıramıyoruz birçok hastamıza ve yaptırmak istiyoruz. Sen bunu lütfen göster dedi. Yapılabildiğini göster. Böyle böyle yarışlarda ben artık meme kanseri farkındalığı için zaten o şekilde koşmaya başladım. Süper. Kürsülere o yüzden çıkmaya çalıştım. Kendi biraz daha duyurabileyim diye. Kürsünün öyle bir avantajı var aslında. Tabii. Yani birkaç fotoğraf daha oluyor ha seni gören. Ki görsün insanlar. Koşulabiliyor yani. Koşu bir örnek. Bu benim örneğim. Tabii. Sürü başka hareket etmek önemli. Hareket yani ne yapabiliyorsan var. Kendine yani iyi gelen. Aynen. Ama çok somut bir şey. Bir de etrafında çok iyi gösterebiliyorsun bunu. Mesela benim oğlum var. Ben kanser tedavisi görürken 8 yaşındaydı. Ve bir sürü kaygısı vardı tabii doğal olarak. Hani annesi iyi olacak mı? Şimdi iyi mi? Nereden anlayacak bunu? Yani sen söylüyorsun ama hani algılamak başka bir şey. Ben onu yarışlara götürdüm. Yarışlara götürüp benim kazandığımı gördü. Eskisi gibi. Yani önceden kazanıyordum da kazanmak oldu ama hani onun dışında tekrar eskisi gibi hareket edebilmek, spor yapabiliyor olduğunu görmek çocuğa şeyi hissettirmiş. Yani şeyi anlamış. Annem iyileşti diye anlamış. Yani başkaları ona sorduğunda sen annen iyileşti mi diye evet demiş. Nereden anladın demiş? Çünkü koşuyor demiş. Aynen. Yani. O yüzden bunu hani herkese yani kendimize önce ve bütün sevdiklerimize
de hani o kaygıyı da alan aslında bir hı-hı. şeydir. Çünkü spor yapabilen insan sağlıklıdır. Aynen öyle. Karar. Aynen öyle. Ve sen kanseri yendin. Harika gidiyor her şey. Antrenmanlara başladın. Devam ederken bir anda senin başına başka bir şey daha geldi. Evet. Hatta şöyle Ekim'de ben bir farkındalık koşusu yaptım. Her gün bütün İstanbul'un ilçelerini koştum. Yani 39 ilçeyi 31 günde bitirdim. Her gün bir ilçeye en az, hafta sonu ikişer ilçeye koştum. Böylece bütün Ekim'de, Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Hı hı. Her yerde canlı yayına bağlandım. Oraya ilçeyi tanıttım. Nerede spor yapabilirim, işte park buldum, nerede koşabilirim diye buldum. Gittim bütün İstanbul'u koştum. Toplamda 270 küsür kilometre etti. O da İstanbul'u baştan aşağı 270 kilometredir ya. Oraya da denk geldi. O bitti derken çok mutluydum vesaire. Maratonu koştum. Hatta bir arkadaşa eşlik etmek için koştum. Çünkü o kadar bir aylık her gün koşunun üstüne hiç aralıksız her gün koştum. Çünkü 31 gün çok biliyorsun yani iyi bir şey değil. İyi bir şey değil, aynen öyle. Maratonu full kapasite koşamayacaktım. O yüzden birini koşturma üzerine. Kanser geçmişi olan, kanser hastası olmuş. Aynen bu şekilde ama maraton koşmak istediğim bir arkadaşı koşturdum. Bitirttim yani. Birlikte bitirdik maratonu. Sonra ertesi hafta antrenmandayken çok güzeldi. Bir koruda İstanbul'un nadir güzel yerlerinden biri koşarken köpekler saldırdı ve bir köpek beni ısırdı. Biraz da yere düşürdü, sürükledi ve tam işte 2 ay olacak şimdi. Bir ay tamamen yatmak zorunda kaldım. Hiç basamıyordum. Seni sürekli ayağım yukarıdaydı. Kanser yatırmadı seni, gitti bir köpek. Evet yani bir köpek beni durdurdu. Egzersiz yapmaya devam ettim evde tabii. Aha. Ama sadece ona izin vardı. Daha henüz koşuya izin alamadım. Bu hafta denemeye izin aldım. Çünkü yani mutlaka koşmak istiyorum. Çok acayip özledim. Evde biraz bisiklete başladım. Aha. Ki 3 haftadır bisiklete başladım. O bölgeye, bilek bölgesi çünkü. Etkilemiyor çünkü darbesiz bir spor olduğu darbe için. Darbe ve vurmuyor, işte çekiştirmiyor. Aynen. Fakat iç yaralar henüz tam iyileşmemiş. Bu hafta deneyeceğim. 4 Şubat kanser, dünya kanser gününde tam bugün koşmayı bu parkta yani. Deneyeceğim. Evet bugün Şubat, arkadaşlar 4 Şubat ve dünya kanser gününde bunu çekiyoruz. Süper oldu. Çok güzel denk geldi. O yüzden bugün 2 ayın sonunda tekrardan mobil olma günü. Harika. Süper bir güne denk geldik o zaman. Evet. Harikasın. Evet. Valla seni de tanıdığım için çok mutluyum. Ben yani, de. İşte hayatınıza mobil tek atmak bu kadar kuvvetlendiriyor insanı arkadaşlar. Süpersin vallahi. Evet seni de çok beğenerek takip ediyorum. Yaptıkların harika. Teşekkür ederim. Mobilten zaten inanılmaz bir enerjiyle gidiyor. Herkese de bulaşıyor o yüzden. Seninle bunu yapmak güzeldi. Sağ konuşmak ol. Da güzeldi. Teşekkür ederim. En kısa zamanda bütün yarışlarda beraber de koşarız. Evet. Yarışlarda beraber kürsüler de yaparız inşallah. Kesinlikle. Süpersin dostum. Hedefler büyük. Aynen öyle süpersin. Teşekkür ederim her ben şey için. Ben de teşekkür ederim. Sen de sağ olsun. Görüşürüz. Evet. Harika bir insan. Bakın Instagram'ını bir daha yazıyorum. Takip edin. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz.